Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi bir önceki derste ne yapmıştık aslında? Türlerle alakalı temel bilgiler vermiştik C++'ta. Ancak ben bir konuyu size burada biraz daha aslında anlatmak istiyorum. Bu fonksiyon tanımlarını ben size anlatacağım ama burada şu parantez, aç kapı parantez konusunu aslında biraz işlemek istiyorum. Çünkü bunu anlatırken gerçekten bazı, yani eğer sıfırdan başlıyorsanız burada programlamaya, sıfırdan başladığınız için bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. O yüzden bakın, burada kısa bir özet geçmem gerekirse, bir integer tanımladığımızda ya da bir tür tanımlamak istediğimizde özel bir keyword'ün başına ne yapıyorduk? Int ya da double yazıyorduk. Bu basic type'ların hepsini aslında keyword'leriyle birlikte burada verdik. Verdikten sonra eğer atama yapmak istiyorsak eşittir diyoruz. Bu ifadeyi yazıyoruz. Ama biz burada şunu söylememiştik. Şu an namespace'i anlatmayacağım ama normalde bir fonksiyon tanımladığımızda arkadaşlar, fonksiyonlar sadece ve sadece şunun için tanımlanır. Belli bir işlevi yerine getirmek için. Yani aslında siz bunun içerisine gidiyorsunuz, değişkenler tanımlıyorsunuz. Yapmak istediğiniz işle alakalı, örneğin burada yazdırmak istiyoruz, belli bir fonksiyonu burada çağırabiliyorsunuz. Yani aslında bizim bunlar kod alanımız oluyor arkadaşlar. Ve bir fonksiyonu tanımlamak istediğimizde her fonksiyonun arkadaşlar bir geri dönüş değeri, integer, bir ismi sallıyorum şunda func ve aç kapa parantez yaparak aslında biz burada bir fonksiyon tanımı yapabiliyoruz. Fonksiyon tanımlarında bakın şuradaki func aslında bizim belleğimizdeki adreslerden aslında biri arkadaşlar. Diğer yandan iki tane, yani aç kapa parantez burada yaparsak biz aslında ne yapıyoruz biliyor musun? Bu fonksiyonu çağırma işlemi yapıyoruz. Yani eğer biz bunu yazarsak aslında bu fonksiyonu çağırıyoruz. Ya da bunu tanımlarken ne yapıyoruz? Bunu koyduktan sonra süslü iki tane parantez koyup bunun içerisine istediğimiz herhangi bir kod bloğunu yazabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bu yüzden aslında main'de bir fonksiyon ve main fonksiyonun içine biz bir şey yazdığımızda zaten adres bölgesi üzerinden C++'da kod buradan başladığı için aslında biz ne yapabiliyoruz? Bu kodların hepsini sıra sıra işletebiliyoruz. Böyle bir giriş vereyim dedim. Şimdi bir önceki derste ne yapmıştık aslında? Biz cout'la aslında bu std'nin, yani standardın aslında burada namespace'in içerisindeki bir fonksiyon overload edilmiş. Bunu da anlatacağım daha sonraki derslerde. Ne yapmıştık aslında? Kaç byte kapladığını char karakterinin burada öğrenmiştik. Örneğin ben buraya gidiyorum, char yapıyorum. Ctrl F5 ile tekrardan yine çalıştırıyorum bu fonksiyonu. Çalıştırdığımda Debug konsolun içinde bize gösterdiği char'ın 1 byte olduğunu bize bu sistemde söylüyor. Aynı şekilde bakın bu örneği türetebiliriz arkadaşlar. Şu şekilde. Sallıyorum. Double'ın öğrenmek istiyorsak double yazarız. Sallıyorum. İşte burada float öğrenmek istiyorsak float yazarız. Ve bu kodların hepsini çalıştırdığımızda aslında bize burada byte'ların türlerini söyler. Şimdi bakın biz bunu neden yapıyoruz aslında? Sizin işletim sisteminizde eğer ki harici olarak bir yer ayırmak istiyorsanız işletim sisteminden. Örneğin siz gidip bir işlemcide işlem yapmak istiyorsunuz. O işlemcide integer 4 byte olabilir, 8 byte de olabilir, 16 byte de olabilir arkadaşlar. Bunu bizim bilmemiz gerçekten mümkün değil. Yani siz bunu data sheet'ini okuduğunuzda zaten görürsünüz. Ama bunu program içinde karar vermek istiyorsanız bu size of'la aslında bunların byte sayısını öğrenip gerçekten ne yapabiliyoruz biz? Bu byte'lara göre aslında integer için ya da double için ya da float için gerekli yerleri biz ayırabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın türlerle alakalı konuşmuştuk zaten. Bunlar bizim aslında primitif türlerimiz. Bunların başına signed, unsigned, short, long kelimelerini aslında biz koyabiliyoruz. Ancak bizim kendi ifadelerimize tür oluşturabildiğimiz yerler de var. Şimdi bakın. Şöyle bir örnek yapacağım size. Şöyle geleyim. Şunu -1 olarak kapatayım. Şöyle. -1 diyorum. Aşağıya geliyorum. Şimdi bakın buraya geliyorum. Include diyorum yine. iStream kütüphanesini buraya eklemem gerekiyor. Include etmem gerekiyor. Neden? Yine yazdırma işlemi yapacağım. Bizim ifadelerimizin içerisinde örneğin sizin yazmak istediğiniz bir fonksiyonun içerisinde int main diyorum buraya. Ana başlangıç kodumu yazıyorum. Return ile bunun başarı değerini geriye dönmem gerekiyor. Return 0 buraya yazıyorum. Örneğin sizin bir işlemci setiniz var. Bu işlemci ne yapıyor mesela, atıyorum. Siz belirli işleri yapmak için aslında türler tanımlamak istiyorsunuz. Örneğin mesela bir basınç sensöründen değer almak istiyorsunuz. Pressure measurement. Ve bunların hepsinin değerlerini double'da tutmaya karar verdiniz. Neden? Noktalı değerleri de aslında double tutabiliyor. Mesela 2.2, 2.3, 2.4.
O yüzden bakın, biz buraya gidip aslında şöyle bir değişken tanımlayabiliriz arkadaşlar. Double press measurement eşittir, sallıyorum 5 olsun. Yani şu anda set de etmeyelim. Mesela press measurement diye bir fonksiyon, bir değer yazdığımda bizim ölçüm yaptığımız bir fonksiyonumuz olsun şöyle measure diye. Bu measure'dan gelen değerleri biz buraya atayabiliyoruz. Şimdi bakın, benim burada anlatmak istediğim aslında şu. Eğer siz bakın büyük bir kod yazıyorsanız ve burada pressure measurement'ın double'la tutulduğunu biliyorsanız bu türleri özelleştirebiliyorsunuz. Nasıl? Şimdi bakın, bu pressure measurement'ın içinde her şey double'la tutulduğu için siz bunları karıştırabilirsiniz. Ama bize öyle güzel bir keyword verilmiş ki bunun ismi typedef. Siz typedef'le aslında double'a başka bir isim takabiliyorsunuz. Örneğin typedef sallıyorum pressure unit diye bir isim takıyorum. Ve buraya da double'u koyuyorum. Şimdi bu iş ne yapıyor aslında? Şunu yapıyor. Siz eğer ki typedef derseniz pressure unit'le ya da pressure için kullanacağınız bütün değişkenlerin hepsini double'la tanımlamış oluyorsunuz. Ama kodun içine yazarken arkadaşlar bakın, pressure unit'i yazarak biz bu double değerini aslında burada tanımlayabiliyoruz. Nasıl? Bakın şimdi şöyle pressure measurement'a 5.2'ye atayım. Cout'la gideyim. Şöyle pressure value diyeyim. Buraya press measurement diyeyim. End diyeyim. Ve bunu çalıştırayım. Ctrl F5'le. Ha, burada hata verdi arkadaşlar. Ha, şey için. Şuraya gelip using'imizi koymadık. Namespace'imizi ne yapmamız gerekiyordu? Eklememiz gerekiyordu. Bu şekilde. Tamamdır. Bir de bakalım. Press measurement burada tanımlı. Şimdi bakın, burada bir derleyici hatası olmuştu. Bunu çözdüm. Şimdi bakın, burada press measurement'ın değerini 5.2 olarak veriyor. Şimdi bakın, siz typedef'le aslında ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Bu değişkenlerin değerlerine aslında, yani türlerine isim takıyorsunuz. Ben şimdi burada bakın double press measurement yazdım. Ya da burada gidip ben ne yapabilirim? Pressure unit sallıyorum. Press measurement 2 diye bir değişken aslında tanımlayabilirim. Aynı şekilde bakın, buraya geliyorum. Buna da 4.2 diye bir değer atıyorum şu anda. Şimdi bakın, şu pressure value'yu alıyorum, buraya koyuyorum ve tekrardan çalıştırıyorum. Burada çalıştırdığında bakın 5.2 ve 4.2'yi burada tanımlıyor. O zaman ne yapıyor aslında? Typedef kelimesi aslında bize şunu sağlıyor. Biz herhangi bir değişkeni eğer özel olarak tutmak istiyorsak, yani özelden kastım şu, yazarken gerçekten anlaşılır yazmak istiyorsak, pressure unit'i kullanarak aslında, ya da atıyorum typedef kelimesini kullanarak aslında burada ne yapabiliyoruz? Double'ı farklı isimlerle isimlendirebiliyoruz. Bu bize ne sağlıyor? Kodu okurken arkadaşlar bakın burada biz bunların hepsine mantıklı, makul isimler takabiliyoruz. Bu bize aslında şunu sağlar. Biz büyük bir proje yapıyorsak ya da çok uzun bir kod yazıyorsak arkadaşlar aslında burada ne yapıyoruz? Pressure unit'le ya da atıyorum typedef'i kullanarak burada aslında double'ı, integer'ı farklı farklı isimlendirerek anlaşılabilir hale getiriyoruz aslında arkadaşlar. Bizim için aslında tek anlamı typedef'in bu. Şimdi bakın, bu typedef'i siz buraya koyuyorsunuz. Biz burada tabii sadece double'la bunu kestediyoruz ama bunun içerisinde adres operatörlü ya da atıyorum böyle dizili birçok değişkenin aslında adres ismi oluyor. Örneğin mesela biz burada sadece double kullanıyoruz ama ilerleyen derslerde mesela atıyorum işte yıldızlı, şöyle kelimeli aslında bir sürü aslında fonksiyon kullanacağız. Şimdi typedef burada ne işe yarıyor? Siz bir structure tanımladığınızda ya da böyle çok uzun türlere sahip ifadeler oluşturduğunuzda aslında typedef'le tek bir kelimeyle siz bunların hepsini ifade edebilecek hale geliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden biz ne yapacağız? Eğer bir şeyi isimlendirirken anlaşılabilir kılmak istiyorsak burada double pressure unit var ya burada. Aynı bunun gibi aslında double'ı, integer'ı, char'ı gideceğiz maskeleyeceğiz. Örneğin typedef char bir string diye de bir şey buraya tanımlayabiliriz arkadaşlar. Ve ben string'i her kullandığımda aslında ne yapacak bu typedef ile içeride aslında
char'ı string olarak görecek. Yani siz string'i bunun içine yazdığınızda gidecek onu char'la değiştirecek. Şimdi bu bizim için neden önemli aslında? Arkadaşlar siz class'larda da aslında farklı bir şey yapmıyorsunuz. Yani bir tür tanımladığınızda, class tanımladığınızda da aslında bunların hepsi aslında primitive aslında değişkenlerle ya da atıyorum değişken türleriyle tutuluyor. Yani sizin bilgisayarınızdaki her şey aslında char, integer, double yani primitive olan türlerle tutuluyor. Ama siz bir class yazdığınızda ya da atıyorum işte string'i oluşturduğunuzda siz ne yapıyorsunuz aslında biliyor musunuz? Typedef class'ına gidip onlara isim takıyorsunuz. Ama C++'ın derleyicisi ne yapmış? Bu editörün üzerinde gitmiş bunları standartlaştırmış. O yüzden siz bunları bilmiyorsunuz aslında. Ama altyapıda aslında böyle typedef kelimeleriyle yapılan tanımlamalar var aslında. Şimdi bu bizim birinci konumuzdu. İkinci konumuz şu arkadaşlar. Ben geliyorum buraya. -2 demiştim buna. Şöyle geleyim. -2 diyeyim buraya. Buraya geleyim. -2 diyeyim. Şimdi bizim bir tane daha aslında güzel bir kelimemiz var. Yani optional olarak gerçekten biz gidip isim takabiliyoruz. Neylere? Değişkenlere arkadaşlar. Şimdi sizin elinizde şöyle bir ifade olsun. Bizim renklerimiz olsun. Ama bu renkleri biz aslında bir tür olarak buraya verebiliyor muyuz? Veremiyoruz. Bunun içerisinde hep ne olacak? Ya integer olacak, ya char olacak, ya double olacak, ya float olacak. Yani bu türlerle aslında tanımlanan her şeyleri aslında biz burada koyabiliyoruz. Ama ben red, green, blue yani mavi, yeşil, kırmızı diye aslında bir tür burada tanımlayamıyorum arkadaşlar. Ben bunu yapabilir miyim? Typedef'le bakın yapabiliyorum. Ama bakın bunları değişken türünden ben tanımlayamam burada. Adamlar o yüzden ne yapmışlar biliyor musunuz? Eğer ki siz böyle şeyler kullanıyorsanız. Yani bakın typedef'le biz ne yaptık? Türü gittik. Simgeledik burada isimlendirdik. Şimdi ne yapacağız? Değişkenleri de siz burada gerçekten isimlendirebiliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden bakın tekrardan geliyorum. Include diyorum. IOStream olarak buraya ekliyorum. Using namespace diyorum buraya. STD diyorum. Şuraya gelip şunu siliyorum. Aynı şekilde bakın arkadaşlar. Int main kodumu yazmam gerekiyor. Programın başladığı yeri gösterebilmek için. Return 0 yazıyorum. Şimdi bu işlemi yapabilmek için aslında bizim neyimiz var elimizde? Enum dediğimiz bir aslında keyword'ümüz var. Enumeration diyorlar buna. Bu da bize aslında değişkenleri isimleriyle adlandırabilme şansı veriyor. Bunun sentaksi nasıl arkadaşlar? Enum dediğinizde siz gidip enum için bir sınıf oluşturuyorsunuz. Yani enumeration için aslında bir sınıf oluşturuyorsunuz. Ben bu sınıfın ismini color yapıyorum burada. Bunu yaptıktan sonra ben gidip burada red, green, blue'yu bunun içine yazdığımda artık benim için ne yapıyor? Bu değişkenlerin hepsini aslında sırasıyla 0, 1, 2 diye bu kendi içinde kodluyor. Ama biz ne yapabiliyoruz? 0, 1, 2 olması burada bizim için önemli değil arkadaşlar. Biz burada C değişkeninin içerisinde bakın red, green, blue değişkenlerin hepsini artık sırasıyla kullanabiliyoruz. Bakın IntelliSense bize burada ne gösteriyor? Enum'un color'ının red'inin 0 olduğunu söylüyor. Değer olarak. Green'in 1, blue'nun 2. Şimdi biz buradan ne anlıyoruz? Aslında bu değerler var ya integer olarak tutuluyor. Ama bakın biz bunu yazarken ne olarak görüyoruz? Red olarak görüyoruz. Green olarak görüyoruz. Blue olarak görüyoruz. O yüzden bakın ben buraya geldiğimde cout deyip blue type value is diyorum bakın burada. Şöyle blue'yu yazıyorum. Entley'yi buraya koyuyorum. Bakın ben bunu çalıştırdığımda bu sefer ne göreceğim? Bakın blue type value is 2 diyor burada. Ama bakın biz burada 2 olarak tutuyoruz bunu. Hayır 2 olarak tutmuyoruz. Biz burada bakın bu değişkenin ismini gittik değiştirdik arkadaşlar. Aslında bilgisayar bunu 2 olarak görüyor. Ama biz blue olarak yani mavi olarak aslında bunu yazabiliyoruz bakın. Bu bize ne sağlıyor aslında? Okuma kolaylığı sağlıyor. Yani siz bir şeye red, green, blue değerini atamak istiyorsanız aslında burada ne yapıyorsunuz? Enum'la gidip buradaki değerleri değiştiriyorsunuz. Normalde bizim buraya ne yazmamız gerekecekti? 2 değerini buraya koymamız gerekecekti. Ama artık 2 değeri bizim için anlamlı olmadığı için blue'yu ben buraya koyduğumda bak bilgisayar yine onun 2 olduğunu biliyor ama
Artık ne yapabiliyor? Biz buraya blue yazabiliyoruz. Yani aslında yazılımın içerisinde kolaylık sağlıyor arkadaşlar bize. Aynı şekilde bakın, enum'u kullanırken biz gidip burada değişkenlerin değerlerini farklı farklı değerlerde atayabiliyoruz. Örneğin red'e 255 atayım, green'e 140 atayım, blue'ya da mesela atıyorum 18 atamış olayım. Şimdi bakın, ben bunu çalıştırdığımda, tekrardan çalıştırıyorum. Çalıştırdığımda bakın blue type ne gösteriyor? 18 gösteriyor. Hatta diğerlerini de yazdırayım ben burada. Kopyalıyorum aşağıya doğru. Burada red için red'i koyuyorum. Green için green'i koyuyorum. Ve bunların değerlerini sırasıyla yazdırıyorum. Yazdırdığımda bakın arkadaşlar, blue type 18, 255, 140 olarak aslında bizim karşımıza çıkıyor. Yani biz enumeration'la integer olarak değerleri tutabiliyoruz. Ama kodun içine yazarken blue, red, green ifadelerini burada sırasıyla kullanabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın, bu derste anlattığım şeylerde ne yaptık? Bir kere TypeDef'i kullandık. TypeDef ne işe yarıyor aslında? Biz TypeDef'le aslında türü maskeleyebiliyoruz. Türe yeni isim takabiliyoruz. Bu bize okuma kolaylığı sağlıyor. Enum'la ise arkadaşlar ne yapıyoruz? Her değişkenlere, atadığımız değişkenlere aslında isimler takabiliyoruz. Bakın, bilgisayar bunları integer, char veya atıyorum diğer türden, byte'lar türünden aslında tutuyor. Arkada integer görüyor ama bakın, biz kodu yazarken ne görüyoruz? Blue, red, green görüyoruz ve bizim kodu yazmamızı çok 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 kolaylaştırıyor arkadaşlar. Şimdi bir sonraki derste aslında bunlarla ilgili örnekler yapmaya devam edeceğim ve çeşitli bazı konularda da aslında standart olarak size bilgi vermeye çalışacağım arkadaşlar.